Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kafes temizliklerimizi yaptık arkadaşlar. 3 gün oldu. Erken kirlettiler kafeste çünkü mamaları bir iki gün önceden verdim. Uzun zamandır mama yemedikleri için bir erkenden mama verelim dedik. O yüzden kafesleri erkenden kirlettiler arkadaşlar. Bu arada bu kafesimizin içinde biliyorsunuz kan lekeleri falan vardı. Erkek kuşumuzun kanat tüyü patlamıştı. O yüzden dolayı bu kafesi birazcık daha detaylı temizledik. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir kan lekesi yok kafeste. Her yer tertemiz. Şöyle gösterelim. Bu arada kuşlarımıza okaliptus yaprağı getirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun ne gibi faydası var hemen söyleyelim. Astım ve sindirim sistemi bozukluğu olan kuşlarda faydası varmış arkadaşlar. Durmuş abimiz vardı. Sağ olsun bize verdi. Bakalım deneyeceğiz. Bayağı bir iştahla yiyorlardı. Onu salmasında gördüm. Ben bugün vermeyeceğim arkadaşlar. Yarın vereceğim. Çünkü ışıklarını videodan sonra kapatacağım. Uykuya geçecek kuşlarımız. Yarın sabah kalktığım zaman ilk sularını değiştireceğim. Şu an hala Fertivit adlı ilacımızı kullanıyoruz. Sular değiştikten sonra peşine hemen salmaya okaliptus yaprağını vereceğim arkadaşlar. Bakalım bizimkiler ne yapacaklar? Tepkileri ne olacak? Belki verdiğim zaman videolarını çekerim. Öyle de göstereyim size. Bu arada diğer aldığımız malzemeler de geldi arkadaşlar. Bakın burada probiyotiğimiz var. Artık bu probiyotiği kullanacağız arkadaşlar. Öncekini de gösterelim. Önceki hemen burada yan yana koyayım size göstereyim ben ikisini de. Birisi Diazem, diğeri Probioactivert. Bu toz şekli, bu sıvı şekli. Ama daha çok sıvı şeklini beğenmişler arkadaşlar. Bir de burada kızıştırıcı bir ilaç var. Bunu öyle denemeye aldık. Hani daha önce hiç kullanmadık. Countoid, Vercellaga. Bakalım faydasını göreceğiz mi? Yeni gelen kuşlara falan kullanacağım bunları. Yani ortama birazcık daha hızlı alışsınlar diye. Hemen kızışsınlar, istekleri artsın diye kuşlarımızın. O yüzden yeni gelenleri de kullanacağım sadece. Evet, bugün de kuş saati başladı bu kuşumuzun. Şöyle bir korkutayım belki susar. Bu arada Japonesimizi oraya aldık arkadaşlar. Tekrardan bir kafese aldık bu yavrularımızı. Şu an yulaf falan yiyorlar arkadaşlar. Bu arada kuşlarımız çiftleşmeye hala devam ediyor arkadaşlar. Bu alttakiler durmadan çiftleşiyorlar. Dişimiz gördüğünüz gibi yuvadalar. Bugün bunları çok gördüm çiftleşirken. Dişimizin şu an kuyruk falan yakından göstereyim kuyruğun şeklini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen şu yuvaya bakmak istiyorum. Diğer yuvaya da bakacağım. Yuvada henüz bir şey yok. Yuvamız boş. Yuvamız boş arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim. Bunların yuvada bir şey var mı? Evet, bu yav yumurtlamış arkadaşlar. Güzel. Maşallah diyelim. Bakalım nasıl bir yavrumuz gelecek bunlardan. Gene büyük ihtimalle su yeşili sarı yüz bir yavru atacak arkadaşlar. Buradaki dişi gibi yani. Güzel kanı var. Bir sus be. Her videoda böyle ötüyorsun. Ondan sonra onun fazla ötmesinin sebebi de arkadaşlar onları yine eşe attım. Hani dişiyi ikna etmeye çalışıyor şu an. Yuvaya çağırıyor dişiyi. O yüzden dolayı normalden fazla ötüyor. Yukarıdaki erkeğimizi buraya getirdik. Tam anlamıyla hala hani iyileşmiş ama birazcık daha şu göğsünün birazcık şişmesi lazım arkadaşlar. İçimin rahat etmesi lazım yani. Göğüs de şiştikten sonra o kuşu da salmaya yapacağız. Salmayı şöyle göstereyim sizlere. Bugün yulaf bastık ekstra. Yemliklerini falan temizledim. Yem bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet, salıncağımızda da kuşlarımız hala oynuyorlar arkadaşlar. Bunu daha çok sevdiler. Diğer salıncağı çıkarttım. Nasıl diyeyim, böyle normal salıncak şekline getireceğim. O biraz beşik gibi oldu arkadaşlar. İnternette bir model vardı. Ona birebir uymadı maalesef. Ama bunu çok sevdiler. Gördüğünüz gibi bunun tepesinden bu yavrular hiç inmiyor. Özellikle şu altta zil taktım. O zili de çok beğendiler. Burada da dişlerimiz var arkadaşlar. Arkadaki oğlumuz tüyden çıkmak üzere. O bu ara çakılla falan da kurulaşmaya başladı. Üretim kafesinden eşten ayırdığım kuşların yerine ilk olarak buradaki erkeğimizi atacağım arkadaşlar. Orada birazcık alışsın, baskınlığını kursun. Tüyden çıktı, hani çiftleşir, onun için sıkıntı olmaz. Hani çıktı derken tam anlamıyla değil ama hani ağır kısmını atlattı, çok az bir şey kaldı. O da çiftleşmesine engel olmaz sanmıyorum. Bakın yavrumuz burada uyuyor arkadaşlar. Valla şu yandan göstersem daha güzel olacak ışık herhalde. Uyandı.
salıncağı da bu şekilde benimsediler arkadaşlar. Altta dişimiz var. Bu da bayağı güzel oldu. Bu da hangi erkekle iş yapacağımı göstereceğim şimdi. Sakallar falan gayet güzel geldi. Şu an bu da ağır tüyde. Yavruluk tüylerini döküyor arkadaşlar. Bunu da buradaki yeşil spangle erkeğimizle işleyeceğiz. Bu erkeğimiz de çok güzel. Kuşları irittik bildiğiniz üzere. Giderse bu mavi erkek gidecek. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Böyle kameranın ayarlarıyla oynuyor şu an. Belki biraz faydası olur renk açısından. Salmamız bu şekilde arkadaşlar. Bu arada diğer kuşumuzu kontrol ettik. Şansınızla onun da yumurtasını beraber gördük. Bu kamera niyeyse bu kuşa odaklamıyor. Renginden dolayı mı diyeceğim artık. Şu alttaki koyuluğu bir işaretleyeyim. Aynen. Açık renge bastım mı koyula odaklamıyor. Alttaki bu yeşiline doğru bastığı zaman birazcık odaklıyor işte. Aynen. Bu da eşe atılacak durumda arkadaşlar, aslında ağır tüylü değil. Kafasından bir iki tane tüy patlamış şu an. Onlar temelli düzeldikten sonra bunu da eşe atabiliriz. Ama hangi dişiyle eşe atacağım o birazcık meçhul. Artık bu yeşil erkeğimizi DF ile atabilirim. Buradaki oğlumuzu. DF albinomuz var şurada. Onunla eşe atarım ya da çakılla atarım. Boşta kalan dişiyle de artık bu erkeğimizi eşe atarız ya da kendi dişisiyle eşleriz tekrardan. Eşe atılacak burada bu erkeğimiz var arkadaşlar. Bu erkeğimiz var. Arkadaki erkeğimiz var. Şu yukarıdaki tüyden çıkmak üzere yeşillimiz. O var. Onun dışında burada eşe atılacak başka erkeğimiz yok. Diğer kafesten gelecek kuşlar var işte dediğim gibi. Yani dinlenmeye çekeceğiz onları. Burada dinlenenler tekrardan üretime devam edecek. Şöyle bir yavrularımıza bakalım. Hatta şöyle bunları da gösterelim baştan. Bu güvercin gibi arkadaşlar maşallah. Araları çok çok güzel ama bir henüz çiftleşme falan olmadı. Dişi yuvaya falan da gitmedi. Bu arada büyük ihtimalle söylemişimdir. Tel sipariş verdim arkadaşlar. Bu teller full gelecek. Yeni teller geldi. Bu BSD'deki tellerin aynısı, bir tek kapaklı sistemi farklıydı. Yanlış hatırlamıyorsam yukarı doğru değil de aynı böyle yaylı sistemdi. Elinde bu şekilde kalmamış herhalde. Hani öyle hatırlıyorum. Belki de ondan gelecektir. Dediğim gibi bu kafesler full, teller yenilenecek arkadaşlar. Bu tünekler biliyorsunuz oynuyor. Benim beni en çok rahatsız eden şeyler, çiftleşme falan sıkıntılı oluyor kuşlarda. Karşıya da tünekleri tutturmak için aparat aldım arkadaşlar. Onları da karşıya monte edeceğiz, yapıştıracağız yani. O da daha sağlıklı üremelerini sağlayacak kuşlarımızın. Yumurta doluluğunu falan sağlar. Çiftleşme tam anlamıyla gerçekleşir. Hani o açıdan da bize kazancı olacak yani. Şuraya bakalım. Bunlar da yakında yumurtlayacaklar. Belki de yumurtlamışlardır. Ama şu an bir şey yok gibi. Bayağı bir güzelleşti bunun yavruları arkadaşlar. Çok da güzel bakıyorlar maşallah. Bunların yulafı bitmek üzere. Yulaf alacağım bunları. Yulaf almam lazım. Bir 10 kilo yakın yulaf alacağım. Bunları eşten kaldırdıktan sonra arkadaşlar, yani yumurtlayacaklar. Yumurtalarını biliyorsunuz dağıtacağım. Bunları buradan aldıktan sonra şu takımımı buradaki kafese almayı düşünüyorum. Çünkü buranın yuvalı plastik olduğu için hani dişi önceden sunta yuvalıkta yavru vermiş. Hani buna alışması daha kısa sürecektir diye düşünüyorum. Burada henüz yuvaya daha gitmedi bu kuş. Ki daha yeni yeni alışıyor yani. Hani bir yanım al bir yanım alma diyor. Buraya alışma süreci bence daha hızlı olur. Belki alabiliriz onu oraya. Bunlar da aynı şekilde. Bunları da kaydırabilirsem sol tarafa kaydıracağım. Ama hangi yuvaya kaydıracağım onu bilmiyorum arkadaşlar. Buradan eşten ayıracağım hangi takım var? Şu an buradan eşten ayıracağım hiçbir takım yok yani. Burası full çakılı kalacak. Sadece Japonesler kalkacak arkadaşlar oradan. Alttaki albino kalkacak. Onun üstündeki mavi ile yeşilimiz kalkacak. Bu ikinciyi yumurtlamıştır herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam ikinciyi yapması lazım bugün. Yok, hala birinciyi yapıyor. Normalde yapması lazım. Yumurtlama gecikiyor çünkü kuşlar çok yumurta yaptılar arkadaşlar. Dinlenme süreleri uzun oldu ama fazla yumurta aldık bunlardan. Ve eş değişikliğine falan da gittik. O yüzden dolayı yani yumurtanın gecikmesi birazcık normal yani. Hani normal karşılamamız lazım. Dediğim gibi bu yavrulardan sonra bunları eşten ayırıyoruz arkadaşlar. Nereye gidecek bunlar? Salmaya gidecek. Salmadakiler de buradaki üretim kafeslerine yerleşecek. Hani bunlar dinlenirken onlar yavru yapacak. Salmadakiler dinlenirken de buraya atılan kuşlar yavru yapacak. Evet, şu an albinomuz
Dışarıda eşiyle beraber treniyorlar. Yuvada kimse yok. Yuvaya bir bakalım isterseniz. Bu arada albinonun tırnağı uzamış. Ayakları birbirine değiyor. Evet, yavrularımız çok güzel, sağlıklı bir şekilde büyüyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz bu sırtındaki pamukçuk tüyleri çok sağlıklı gözüküyor, böyle saçak gibi. En güzel oradan anlarsınız yavrunun sağlıklı olup olmadığını. Bir eksiklik varsa zaten o tüyler böyle, nasıl diyeyim size, pamuk gibi durmaz arkadaşlar. Hani yapış yapış olur, cildine rengi morlaşır. Allah'a şükür şu an yavrularımız öyle bir şey yok. Bir ara vardı örnekleri gene kendi kümesimizde. Ama şu an öyle bir şey yok arkadaşlar. Yavrularımız gayet sağlıklı bir şekilde geliyor. Şunların pisliğinde bir büyüme var mı? Bunların pislikte öyle çok aşırı bir büyüme yok. Hani yuvada çok zamanlı geçiriyor kuşumuz. Yuvada boş. Bilerek yuvaya bir şey koymadım. Talaşı attı. Bir daha rahatsız edeceğim çünkü bu önteller falan değişecek. Önteller değişirken kuşları alıp başka kafese koyacağım. Ondan sonra tekrardan kafes atacağım. Ondan sonra belki yuvalarına mısır granülü falan koyabilirim. Yavrumuza bakalım. Bu da yavru baktığı için birazcık yorgun düşmüş, yoksa kuslağı falan gayet güzel. Sağlığı da yerinde. Onun dışında başka hangi kuşumuz var? DF'miz, şu an en sıkıntılı kuşumuz DF'miz arkadaşlar. Pisliğinde siyahlık var, gagasının da rengi birazcık değişmiş. Yani bir hasta o kuşumuz var. Allah'a şükür diğerlerinde hiçbir hastalık yok. İnşallah da gelmez. Düzenli artık ilaçları veriliyor biliyorsunuz. Bir sistem oluşturduk kendimize. Bir aya böldük ilaçları. Belirli günlerde ilaçları veriyoruz. O takvimde isteyen olursa paylaşırım. Şöyle tekrardan salmamıza bakalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.